Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Niye çağırdığımızı merak edersin Azmi Ağa. Merak eder ama bilir aslında neden çağrıldığını. Bilmem efendim. Nereden bileyim? Bir takım karnı karalar Şeyh Efendimiz'e iftira eder. Onu kadıya şikayet ederler. Tövbeler olsun ağam. Dili kuru şeyhimize iftira atanın. Şeyhimiz de bizzat kendisi varmış, teslim olmuştur. Nallıhan'da kim şeyhimizi şikayet eder ki? Her kişinin lokmasında tuzu vardır şeyhimizin. İnsanoğlu işte Azmi Ağa. Çiğ süttür içtiği. Otur hele Azmi Ağa, otur. Otur, otur. Anlat bakalım Azmi Ağa. Ne diye itiraz edersin Şeyh Efendi'ye? Tövbeler olsun ağam. Allah yazdıysa bozsun. Bizden kem söz gelmez şeyhimize. Hadi kızım, hadi. Hava sıcaktır, bulaşıklar açıkta. Alışkınız biz efendiyi beklemeye. Ardından kukumav gibi oturup kaldığımızı görse kızar. Kalkın işinizin başına varın de. Doğru dersin hanım ana. Diye biz düşünecekmişiz. Derdi veren düşünsün dermanı der. Ben dergaha varayım hele. Dervişen merakta kalmıştır. Şeyhimin zindanda olduğu haberi yayılmasını düşünürüz. Dervişen'in dahi haberi olmasın demişizdir. Thank you.
Hadi kızım. Hadi. Ben ne diye şeyhimize iftira atayım? Daha dün sohbetinde birlikte değil miydik? O da senin tasarlaman dahilindedir. Bilerek tasarlayarak gelmişsin sohbete, belli. Siz bana inanmak istemezsiniz bir kere. Ben ne söylesem boşa. Gerçek tam tersidir Azmi Ağa. Sana inanmak isteriz, yalanlarına değil. Ben ne diye tasarlayıp hesap kitap ile sohbetine gideyim şeyhimizin? Dükkanını açtırdı diye. Ben var, elini öp dedim diye vardın. Göz boyamak için. Böylece senden hiç kimse kuşku etmeyecek idi. Bunu tasarladın. Yalan mı? Ben kimseyi şikayet etmedim. Kimseye iftira atmadım. Azmi Ağa, biz buradan Allah anda halkın menfaatine iş görme derdindeyiz. Memleketin hali zordadır. Hepimiz biliriz. Tüm gayretimiz ve uğraşımız dirliğimizin bozulmamasına hizmettir. Şeyhimiz dahi bunun için bize yol gösterir. Tekkeye gelin, dünyayı bir kenara koyun demez. Tam tersine der ki, demirci demirini dövsün, ekinci ekinini eksin, dairedeki de vazifesini yapsın. Yapsın ki üç arşın ötemizde, aşağımızda, yukarımızda, doğumuzda, batımızda, cenk meydanında başlar boşa düşmesin yere. Şimdi sen dersin ki içinden, bunları neden anlatır bana? Demem o ki müsamahamız düzen devam ede diyedir. Şeyhimizin tavsiyesidir. Ama vakit olur ki düzen bozana müsamaha göstermek masumlara ihanettir. Gönderirim yiğit başları dükkanına, bin türlü eksik tespit ederler. Ahi ocağından talimat iletirim, açık kalsa da tek kişi varıp o dükkanda siftah yaptırmaz sana. Sen meselenin ciddiyetinin farkında değil misin Azmi Ağa? Barınamazsın Allah'ında Azmi Ağa. Barınamazsın. Doğrudur. Doğrudur. Hem de ok gibi doğrudur sözleriniz. Ama ben isnat edilen kusuru işlememişim. Şeyhimizi şikayet etmemişim. Dedikodu olmasın ama geçen gün Mesut Efendi Keçeci Azmi Efendi'den yakınırdı. Benim Şahin dediydi de kulak asmadıydım. Ne demişti? Hele bir söyledi. Merak da koma bizi. Keçeci Azmi Efendi şeyhimizin hükmünden razı değil miymiş ne? Söylentidir zahir. Bu işler gönül işi bacılar. Kiminin hoşuna, kiminin zoruna. Ben bir kiraya gitmek isterim, Ana Çarşı'ya. Kızım ne işin var kirada şu telaşenin ortasında? İçim darlanır Ana. Babam zindanda, biz burada. Elimizden hiçbir şey gelmez. Otururuz avare avratlar gibi. Çık ferahla ama... Nasıl gideceksin çarşıya tek başına? Gün batmadan dönerim Ana. Kıldın mı namazını? Kıldım anacığım. Allah kabul eyleye. Gecikmeyesin sakın. Akşam ola, hayrola. İyi, tamam o vakit. Müsaade senindir ha. Bundan böyle her ne şart altında olursa olsun... ...Allah'ın ahi ocağının kapısı sana kapanmıştır. Var edepsiz eyleş.
Ahinin ve ahalinin zihnini bulandırma. Nazmi Ağa. Bizi ikna etmeye çabalaman boşadır. Sen neye inanırsan hakikat odur. Her kişi içinde kendi aynasını taşır. Ama bu iftirayı atanın bilmediği şudur. İftirayla şeyhin üzerine varan Kadı İlyas ise... ben de bu şehir içre kadılık etmişim. Devlette usul nedir, kitapta ne yazar bilirim. Böylesi bir iddiada bulunan kişinin şahidi olması gerekir. Velhasıl ben sana olayın neticesini söyleyeyim. Bu dava Konya'da başkadılıktan döner. Şahitsiz bu isnadı yapan müfteri de iftira etmekten bizzat kendi çıkar kadının huzuruna. Elbet duruşması başlayanda görürüz kimmiş bu şahitler. Şikayette bulunan müfteri Keçeci Azmi ise kendine yalancı şahit aramaya çıkacaktır tez vakit. Bacım, nereye gidersin böyle bir başına? Babamla ilgili bir mesele vardır da. Bir haber var mıdır Şeyhemim'den? Vaktim dardır Kira, sonra konuşsak. E birlikte varaydık, nereye varacaksan. Dur ben şunları bırakayım babama. Yok, gerek yoktur. Ben varıp dönerim. Dönen de uğra ama geçerken. Babam da pek üzgün, pek meraktadır. Siz dahil olmasanız, hem yormasanız kendinizi, biz ilgileniriz meseleyle. Yunus Efendi. Tesadüf gördüm sizi. Keçecinin peşinden gidersiniz bilirim. Ama sizin uğraşacağınız mesele değildir. Biz alakadar olmaktayız. Siz varın dönün dergâha. Hem Hanım Sultan'ı da bir başına koymayın. Thank you.
Selamun aleyküm Hüseyin'a. Ve aleyküm selam Azmiye. Hayırdır kanter içindesin böyle? Hayır diyelim hayır olsun. Hele vaktim var ise iki kelam etmek isterim seninle. Şu aramızdaki alacak verecek meselesine bir bakalım hele. Mahcup olma hemen, mahcup olma. Çare bulunacak bir yol vardır elbet. Vallahi ben yapmadım. Ben kimseyi soymadım ağam. Ağam ben yapmadım. Yeminle yapmadım ağam. Yeminle kimseyi soymadım ağam. Benim bir suçum günahım yok ağam. Yemin ediyorum. Ağam ben yapmadım. Tabii tabii. Ağam zindanda herkes masum. Tek bir suçlu yok. Doğru söze iman ancak iman edilir. Madem bir suçun kusurun yoktur, o vakit ne ararsın zindanda Şeyh Efendi? Sizleri ziyarete gelmişim Sencercan. Hem zindan iyidir, hele ki şu curcunalı vaziyet içinde. Kötü olaydı, Yusuf girer miydi zindana? Yahut onun girdiği yer kötü kalır mı? Size Hazreti Yusuf'un hikayesini anlatıvereyim mi yarenler? İşitmek ister misiniz? İyi, anlatıvereyim de dinleyin o vakit. Herkesin hesapları vardır. Yakup oğlu Yusuf da gelecek görmüş. Onu kardeşlerinden korumaya çalışmış idi. Kardeşleri, babaları kendilerini daha çok sevsinler diye Yusuf'a tuzak kurmuşlardı. Kervan sahipleri kuyuda buldukları Yusuf'tan çekinerek daha değerli olmasına rağmen az bir fiyata satmışlardı onu can pazarında. Ve en son olarak şehrin valisi de onu kendisine evlat edinmek amacıyla satın almıştı. Ancak olaylara hükmeden Allah'tı. Ve Allah tüm hesap yapanların üstünde hesap yapan idi. Valinin karısı bu evlerinde büyük, genç bir delikanlı olan ve Allah'ın güzelliklerle bezediği Yusuf'a alakasız kalamadı. Meşhur kıssadır ki herkesçe bilinir. Valinin karısı Züleyha'nın iftirasıyla zindana atılır Yusuf. Ama Yusuf zindana atılmaktan hiç şikayetçi değildir.
tam tersine açar ellerini göğe, dua eder. Rabbim der, bu zindan bana bunların çağırdığı şeylerden daha sevimlidir. Eğer beni onların tuzaklarından korumazsan, onlara meylederim. Sonunda onlara benzerim ve günahkarlardan olurum. Duasını kabul eden Rabbim onu zindanda tuttu. Nefsiyle bir başına dünyanın cümle meşgalesinden uzaktaydı. Döndü, içine baktı, okudu. Sonra Rabbinin ona verdiği bir kabiliyet ile zindandaki mahkumların rüyalarını yorumlamaya durdu. Söylediği her şey gerçekleşirdi. Yusuf bunun Rabbinin kendisine bir hediyesi olduğunu ısrarla anlatır idi. Zira ki onun tek emeli haktan geleni halka vermek idi. Yusuf zindanı artık hak sözünü tebliğ ettiği bir dersliğe çevirmişti. İnsanlar zindanları doldurmakta, Yusuf da onların gönüllerini hak sözüyle doldurmaktaydı. Kısının gerisi herkese malumdur. İşte o sebepten Yusuf'tan beridir ki zindanlar hakikatin irşad edildiği medreselerdir. Medrese-i Yusufiye derler bunun adına da. Bu işlerde böyle oluverir işte azizim Sencer. Düşün bakalım o vakit. Dışarısı mı zindan, içerisi mi? Dışarıda mı zindan, yoksa benden içeri mi? Pazarı kurulmuş, insanlar alınır satılır. Adına da mahkeme derler, adalet derler. Azmiye? Şahit mi satın alırsın kendini? Ok atacağına bir adama iftira at. Ok hedefi şaşırır, dil şaşırmaz. Bir kazan var. Kaynıyor kafamın içinde. Herkesler üzgündür. Herkesler endişededir ama bir an olsun gözünü kapatmadan sabaha ettin. Bilir. Bilir iftira olduğunu.
bildiği halde gene de kendi ayaklarıyla zindana varır işte. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk hanım anam. Başın mı ağrır? Baş ağrısı değildir. İmtihandır. Babam bana buhar yapar. Pek iyi gelir. Hemen yaparız biz sana. Sofra kurayım mı sana? Tokum hanım anam, sağ olasın. Kızım, sen de dergaha var da. Hele Kasım Efendi'ye sor. Bir haber etmiş midir Yunus Efendi? Tamam mıdır Azmiye? Aldın mı şikayetini geri? Almışım Yunus Efendi. Almışım. İfademi almışım ama... Yunus Efendi konuştu kadıyla. Tasalanma. Hakkında iftira için tahkikat yapılmayacak. İyi o halde. Hadi sen var dükkanına. İşinin başına. Yunus. Sağ olasın İlyas. Başka da Ürmevi Hazretleri ile yakından tanış olmuşuz. Hasbelkader muhabbetini celbetmişimdir. Durumun hakkında bir ricaname yazdım kendisine. Mahsus sana da haber eylemedim ki... Netice olumlu olursa haber edeyim. Kabul buyurdular. Taze gelmiştir sevinçli haber. Gündüzden sürer sanatını. Sabah ezanından evvel varırsın Konya'ya. Varır çıkar huzuruna. Öğrenirsin yeni katısı olacağın yeri. Yunus. Hele bir varalım zindancı başına. Tezelden çıkaralım şeyhimizi. Anam bir sor. Yunus Efendi haber etmemiş midir der. Ama Yunus dönmüş müdür? Yoksa burada mıdır? Bilemeyiz Kasım'a. Buradadır hala. Buradadır ama haber etmemiştir. Şaşırdık kaldık. Kadı Şeyh babamı arar. O da yetmez kaçtı diye iftira eder. Ama babam kendi varır zindana teslim olur. Bir günahı varmış gibi. Telaşeye kapılmayın. Şeyhimiz döner gelir elbet. Ya Kadı İlyas Efendi? Kaçtır konuşurum dinlemez der Yunus Efendi. Yunus Efendi'nin başa çıkacağı mesele midir bu? Az daha bekler, Ahi Şeyhi Mesud Ağa'ya varmayı düşünürdüm. Şeyh baba.
Deniz mi canlar? Estağfurullah. Aynısı sende de var. Bize müsaade Pirim Sencer. Estağfurullah. Ne vakit istersen gel. Bir çorbamızı içersin fakirhanemizde. Ama Şeyh Efendi, dergaha çağırdığınız Sencer, Nallıhan'ın en azılı hırsızlarındandır. Hepimiz bu pazardan birer kefen çalmaya geldik. Görsek dahi inanmayız evladım. Mal kimin, mülk kimin, sahibi kim, hırsız kim? Siz bilmezsiniz, tanımazsınız diye deyivereyim dedim şeyhim. Hepten ihtiyarlamışsın. Unuttun neyin var neyin yok. Eyvallah. 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 Şeyhimiz nerededir diye değil, bu kadı şeyhimizden ne ister onu merak ederiz Kasım Ağam. Destursuz dalar, Moğol çadırıdır ya. Belli ki bu medresede her şey öğretilir ama edep öğretilmez. İlle de edep, ille de edep. Siz içinizi kabartmayın pirdaşlar. Ben bir varayım nasipse, bir Mesud ağayla görüşeyim. Hayırlı haberler inşallah pirdaş. Destur. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İllahu. Sefalar getirdiniz şeyhim. Getirene götürene şükürler olsun Kasım. Hoş gelmişsin ağam. Hoş gördüm Kasım. Hoş gelmişsin Yunus. Hoş gelmişsin efendi. Merak dokudun bizi. Hoş gelmişsin baba. Gidemedik bir yere. Yunus'la Mesut Ağa tutup çekti bizi gittiğimiz yerden. Hadi siz fakirhanemize buyurun. Biz de biraz hasret giderelim pirlerle.
gelmiştir artık efendim. Şimdiden tezi yok. Yola çıkmam gerek. Yola çık. Yoldan çıkma. Olacakların en hayırlısı olmuş olandır. Yol bura varır demek ki. Tutup da yolun istikametini çevirecek değiliz ya. Yeni yoldaş bulmuşsun kendine, aynalı pirim. Olmadın mı? Ölmedin mi? Olmadın mı? Ölmedin mi? Olmadın mı? Ölmedin mi? Nerede kadılık edeceksin? Konya'ya varanda öğreneceğim başkadılıktan. Nasıl varacaksın ya Konya'ya? Atım vardır handa. Can, canın sahibi olur mu ki? Bir dostumundur Konya'dan. Git var gel diye emanet vermiştir. Derviş olsan derim ki, can üstüne can olmaz. Hadi. Hele var çık da bak bakalım nere varır yollar. Allah ömrünüze bereket versin. Üste gök, altta yer durdukça dert tasa vermesin. Yaşayalım görelim. Hele görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Zahmetlere girdiniz. Allah sizden razı ola. Cümlemizden. Validem de pek müsterih olmuştur. Gider misiniz? Giderim. Konya'ya dönersiniz. Konya'ya dönerim. Açık eyleye. Dünya döndükçe dert tasa salmaya gönlünüzü.
Thank you.